özgür ve eşit yaşamda ısrarcıyız, savaşlara karşıyız derken sadece bir savaş meselesinden bahsetmiyoruz. Aslında bunu aşan bir zihniyetle mücadele etmenin yol ve yöntemlerini arıyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir savaş var bu ülkede ve bu ülkedeki savaş Kürt sorunun demokratik çözümü olması yerine tam tersine inkar ederek, imha ederek, yok sayarak belki de 100 yıl boyunca aslında bir savaş yürüyor. Yani sadece 40 yıllık, 30 yıllık bir savaştan bahsetmiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan, inşasından, ulus devlet aklının ilk inşa edilme biçiminden beri aslında halklara yönelik bir savaş var. Farklı olana yönelik bir savaş var. Farklı olanla mücadele edemediğinde, asimile edemediğinde fiziksel olarak sadece yok etmiyor. Kültürel anlamda da yok ediyor. Her türlü aslında Kırım politikasını hayata geçiriyor. Bu ülkenin temel kriz meselesi Kürt sorunudur. Sayın Öcalan üzerindeki tecrit meselesidir. Ve onun şahsında aslında ülkenin her tarafına yayılan bu tecritin Orta Doğu cephesinde de nasıl kendisini yapılandığını görüyoruz. Çünkü onun üzerindeki tecrit aynı zamanda kadın özgürlükçü, ekolojik paradigmanın tecrit altına alınmasıdır. Nasıl alınıyor? Nasıl alınıyor? Sadece Kürdistan'a daraltan bir yerde bırakmıyor. Nefes almasını istiyorlar. Sadece bir hapishane sistemi olarak kalmıyor. Orta Doğu'da, Rojava'da, Başur'da, Bakur'da, işte diyelim ki birçok alanda yayılmasını istiyor. Bu düşünce, zihin dünyası yayılmasın. Çünkü onların kapitalist sistemin güçleri daha çok savaşı burada besleyebiliyor. Yani buradan yol alıyor. Ama şimdi bir alternatif var. Halklar nasıl barışır, nasıl birlikte yaşar, nasıl üretir, nasıl yönetir, eşitlik nedir, demokrasi nedir? Üzerine çok da tartışabileceği ama toplumun tartışabileceği bir model var. Ve bunun aslında tecrit altına alındığını söylemek lazım. O yönüyle evet ekmeğimiz yok, açız. Niye açız? Evet kadınız ve şiddete maruz kalıyoruz. Emeğimiz sömürdü ama niye? Çünkü bir savaş var. Çıka emdin aşıkti ev şer devam dikin. İlo gabak em bala kodidin ek em deydinerin ne tamami dünyayı şer dikini. Ne litir ne binav metrini deyi. Ne dünyayı de ne her deride şer. Ek teper çıkandın ek eziyet edibine bisa dayike bisa jine. Hem nakvazın ki tideri ev şer devam dike hem de kazın Kişere tamamen dünyaya beseknandın. Herkes te dayık ne kvaze ki zarok eve ben kuştun ya bu kuştun evi şimdi. Herkes ki kvaze ki zarok eve ki kezaba eve bir pece hukuan hesri eve ne bahine. Hem ne kvazın ki hesri çağrı dayık adını jandın. Hem de bizim bira aşiti bira vekevi teke ve nava dünyaya bira ev zilm zora که لسر ملت آن لسر دایی که لسر جنا برادر آکرین هم بیاد خوازم دنیایی دیشترنر azınlıklar hiçbir zaman dünyayı çoğunluklar değiştirmez ama nasıl azınlıklardır ısrarlı ve tutarlı azınlıklar genel olarak Türkiye'de genel olarak dünyada başka meseleler tek adaletsizlik bizim coğrafyamızda yaşanmıyor her yerde farkı var ya da savaşlar o yüzden ısrarlı ve tutarlı azınlıklar dünyayı değiştirir. Hep kendime onu diyorum yani. Israrlı ve tutarlı olmaya devam etmeliyiz. Türkiye'de Kürtlerin içine sinmeden hayat hiç kimsenin içine sinmeyeceğine inanıyorum. Yani Kürt olmak gerektiğini. 2013'te birlikte artık Suriye Savaşı ve ülkemize yoğun bir göç başladı. Hani tam bu noktalarda yani ve daha sonra ne yazık ki yine Diyarbakır'da Sur'da yaşananlar ve Barış Akademisyenlerinin hakikat söylemiyle ben bir avukat olarak da bu sürecin içinde yer aldım hocalara destek vermek için ama aynı zamanda iki şey hatırlıyorum. Bir, Suriye'den gelen bir kadın arkadaşımın bir cümlesini hatırlıyorum. Tamamen hayat, yaşam tarzlarımız farklıydı. Eğitimli, üniversite mezunu bir kadındı. Düşünce, ideoloji biçimlerimiz farklıydı ama şu cümleyi kurmuştu. Savaş başladığında kaybettiğimiz ilk şey hakikat, bilginin, hakikatin kaybıyla birlikte her şey daha kötüye gitti ve ben de ülkemden kaçmak zorunda kaldım demişti.
Suriyeli bir kadın arkadaşım. Daha sonra Barış Akademisyenlerin yaptığı ve devletin ya da iktidarın belki egemenliğin rahatsız olduğu şey buydu. Bence orada, Diyarbakır, Sur'da yaşanan ya da bölgede yaşanan şeye dair belki ilk hakikati yüksek ve yoğun bir sesle dışarıya yansıtmasıydı. Yani hakiki bir bilgi vardı. Orada insanlar ölüyor. İşte sokağa çıkma yasaklarını yarattı ya da bombalamanın yarattığı bir sorun var. Bir hakiki bir bilgiden kaynaklı ve bunu bilim insanları söylüyor. Bununla bocaladı bence. Bu hakikatle yüzleşmek istemedi. Ve neyi kullandı tabii ki? Hukukun yaptırım gücünü kullandı.